Herkeslere yeniden merhaba. Tekrar geri döndüm. Bu sefer farklı bir aktiviteyle döndüm. Size şarkı söylemek yerine kitap okuyacağım. Bu malum günleri böyle değerlendirmek istedim. Bazı arkadaşlarımın teklifiyle bir hayali daha gerçekleştirme fırsatı buldum diyeyim. Zamanı buldum. Bu şekilde günümü, saatlerimi bir şekilde değerlendirip bir şeyler üretme vakti geldi diye düşünüyorum. Her neyse kendimi tanıtayım öncelikle. Ben Yasemin Erdem. Kitap okuma kararımı, yani bu benim için yapacaklarım arasında, hayallerim arasında bir aktiviteydi. Şimdi başlamamın sebebi zaman ve imkanımın olması. Onun dışında neden bunu yapıyorum? Çünkü ben bir şeyler dinleyerek spor yapan, yürüyüş yapan, uyumaya çalışan bir insanım. Eminim ki böyle insanlar var çevremde ve hani bir şeyler dinlerken ses tonunu nasıl diyeyim etkileyici olması insanı dinlemesine, sürekli dinlemesine sebep olan şeylerden biri. Ben de bu şekilde değerlendirmek istedim. Lafı fazla uzatmadan velhasıl kelam kitabım Harper Lee'nin Bülbül'ü Öldürmek adlı romanı. Her gün onlar dakika ekleyerek birlikte bu kitabı bitireceğimizi düşünüyorum. Size iyi dinlemeler, bana iyi okumalar. Harper Lee, Bülbül'ü Öldürmek. Birinci kısım. Jem, kolu tam dirseğinden fena halde kırıldığında aşağı yukarı 13 yaşındaydı. Kolu iyileşip de bir daha asla futbol oynayamama korkusundan kurtulduğunda ağabeyim, bu sakatlığını neredeyse hiç hatırlamaz olmuştu. Sol kolu sağ koluna göre biraz kısaydı. Ayakta durur ya da yürürken elinin üstü bacağıyla dik açı yapar, baş parmağında bacağına paralel dururdu. Hiç umursadığı yoktu. Pas verebiliyor, topa yere düşmeden önce vurabiliyordu ya, bu ona yetiyordu. Olayın üzerinden geriye dönüp olanları gözden geçirebileceğimiz kadar zaman geçtikten sonra ara sıra bu kazaya nelerin yol açtığını tartışmaya başladık. Ben her şeyi Evelyn'in başlattığını iddia ederdim ama benden 4 yaş büyük olan Cem çok daha öncesinden başladığını söylerdi. Onun dediğine göre dil buraya geldiği zaman başlamış her şey. Radley denen oyuncuyu evden dışarı çıkarma düşüncesini ortaya attığı zaman. Konuya daha geniş bir açıdan bakacak olursak, aslında her şeyin Andrew Jackson'la başladığını söylüyordum Cem'e. General Jackson, Kree yerlilerini topraklarından sürmeseydi, Simon Pinch asla Alabama'ya gelemeyecekti. O gelmeseydi, acaba biz nerede olacaktık? Aramızdaki anlaşmazlıkları yumruklaşarak çözme yaşını çoktan geçmiştik. O yüzden Atticus'a danıştık. Babam ikimizin de haklı olduğunu söyledi. Güneyli ailemizin bazı üyelerinin en çok üzüldüğü şey, Hastings Savaşı'nda iki tarafta da adı kayıtlara geçmiş atalarımızın bulunmamasıydı. Bizim yalnızca Simon Finch'imiz vardı. Pintiliği sofulduğunda geride bırakılan Cornwall'lı kürk avcısı bir eczacı. Simon, İngiltere'de kendilerine Metodist diyen kişilerin liberal kardeşleri tarafından zulme uğramasından rahatsız olmuş, kendisini Metodist olarak nitelendirdiği için Atlantik'i aşarak Philadelphia'ya gelmiş, daha sonra Jamaika'ya, oradan Mobile'ye, oradan Saint Stephen's'a geçmiştir. John Messler'ın alırken ve satarken fazla sözcük kullanmakla ilgili eleştirilerini unutmayan Simon, eczacılık yaparken yükünü tutmuş ama bu arada şeytana uyup altından yapılma, pahalı şeyler takmak gibi Tanrı'nın hoşuna gitmeyeceğini bildiği şeyler yapma korkusunu yaşamıştı. Böylece Simon, hocasının insanları birer taşınır malmış gibi satın alma konusundaki özdeyişini unutup, 3 köle satın almış ve onların yardımıyla St. Stephen's'ın 6-7 kilometre kuzeyinde Alabama ırmağının kıyılarında kendine bir çiftlik kurmuştu. St. Stephen's'a sadece bir kez dönmüş, oradan kendisine bir kadın almış, o kadınla birlikte kızlarına kadar uzanan bir ailesi olmuştu.
Simon çok uzun yıllar yaşayıp zengin biri olarak öldü. Finch arazisi olarak anılan Simon'un çiftliğinde kalmak ve hayatlarını pamuk yetiştiriciliğiyle kazanmak ailenin erkekleri için bir gelenekti. Kendi kendine yeterli bir yerdi burası. Çevresindeki imparatorluklarla karşılaştığında gösterişsizdi ama arazide buz, un, giyim eşyası gibi şeyler dışında yaşamak için gerekli her şey üretiliyordu. O üretilmeyen şeyler de ırmak gemileriyle Mobile'dan gönderiliyordu. Simon olsa kuzey ile güney arasındaki anlaşmazlığı torunlarının toprak dışında her şeylerini kaybetmelerine yol açtığı için öfkeyle karşılardı. Fakat ailemizde toprağa bağlı kalma geleneğin ta 20. yüzyıl ortalarına kadar babam Atticus Finch hukuk okumak üzere Montgomery'ye, küçük erkek kardeşi ise tıp okumak üzere Boston'a gidinceye kadar sürmüştü. Araziden ayrılmayan tek Finch kız kardeşleri Alexandra'ydı. Suskun bir adamla evlenmişti. Adam bütün gün ırmak kıyısında bir hamakta yatar, acaba alabalık oltaları ne durumda diye düşünürdü. Babam baroya kabul edildiği zaman Macomb'a dönüp avukatlık yapmaya başladı. Araziden 30 kilometre kadar uzakta olan Macomb ilçesinin resmi merkeziydi. Atticus Finch'in adliye binasındaki odasında bir şapka askısı, bir tükürük hokkası, bir dama tahtası ve gıcır gıcır bir Alabama yönetmeliği dışında pek bir şey yoktu. İlk iki müşterisi Macomb ilçe hapishanesinde asılan son iki kişiydi. Atticus onları Amerika'nın cömertliğinden yararlanıp ikinci dereceden cinayeti kabul ederek canlarını kurtarmaya razı etmeye çalışmıştı. Ama onlar birer Haverford'du. Macomb ilçesi Haverford demek pudala demekti. Haverfordlar Macomb'un biricik demircisini bir katırı alıkoyduğu şeklindeki yanlış bir iddia üzerinden hem de üç tanığın gözü önünde öldürecek, sonra da o orospu çocuğunun belayı kendisinin davet ettiği iddia etmenin iyi bir savunma olduğunu düşünecek kadar mantıksızdılar. Birinci derece cinayetten suçlu olmadıklarını iddia etmekte direnmişler. Sonuçta Atticus'un müşterileri bu dünyayı terk ederken yanlarında hazır bulunmak dışında yapabileceği bir şey kalmamıştı. Belki de babamın ceza hukuku uygulamalarına karşı duyduğu derin nefretin köklerinde bu olay yatıyordu. Macomb'daki ilk 5 yılında Atticus her şeyden çok ekonomiyle ilgilenmiş, daha sonra yıllarca kazancını erkek kardeşinin eğitimine yatırmıştı. John Hale Finch babamdan 10 yaş küçüktü. Pamuk yetiştirmenin zahmete değmediği bir zamanda tıp okumak istemişti. Ama Jack amcayı hayatını kazanacak hale getirmek için elinden geleni yaptıktan sonra Atticus hukukçu olarak epey bir para kazandı. Macomb'u seviyordu. Kendisi de Macomb'da doğmuş ve büyümüştü. O insanları, insanlar da onu tanıyordu. Simon Finch'in çalışkanlığı sayesinde Atticus yakan balığı bağı ya da evlilik yoluyla neredeyse kasabadaki her aileyle hısımdı. Macomb eski bir kasabaydı ama ben tanıdığımda eski ve yorgun bir kasabaydı. Yağmurlu havalarda sokaklardaki kırmızı toprak sulu çamura dönüşürdü. Kaldırımlardan otlar çıkar, meydandaki adliye binası bal verirdi. Nedense eskiden hava daha sıcaktı. Bir yaz günü siyah bir köpek soluk almakta zorlanır. Hover arabalarına koşulmuş bir deri kemik katırlar meydanında meşelerin bunaltıcı gölgesinde kuyruklarıyla sinekleri kovalardı. Erkeklerin kas katı kolalı yakaları sabah saat daha 9 olmadan dikliğini kaybederdi. Kadınlar öğleden önce ve saat 3 uykusundan sonra banyo yapar, gece olduğunda ise terler, pudra şekeri kaplı o güzelim yumuşak kekleri andırırlardı. O zamanlar insanlar yavaş hareket ederdi. Salına salına meydanın bir tarafından karşı tarafına geçer, meydanın çevresindeki dükkanlara salına salına girer çıkar hiç acele etmezlerdi. Bir gün 24 saatti ama sanki daha uzunmuş gibiydi. Acele etmeye gerek duyulmazdı çünkü gidecek bir yer yoktu.
Ne satın alınacak bir şey vardı, ne satın almak için para. Mekong ilçesi sınırları dışında görülecek bir şey de yoktu. Ama bazı insanlar için o dönem belli belirsiz bir iyimserlik dönemiydi. Mekong'a son günlerde korkudan başka korkacağı bir şeyin olmadığını söylenmişti. Biz yani Atikus, Jem ve ben aşçımız Kalpurnia ile birlikte kasabanın başlıca yerleşim bölgesi olan ana caddede oturuyorduk. Jem ve ben babamızdan memnunduk. Bizimle oynuyor, bize kitap okuyor, bize kibar ve tarafsız davranıyordu. Kalpurnia derseniz farklı bir şeydi. Bir deri kemikti, uzağa görmezdi, gözlerini kısarak bakardı. Elleri kürek gibiydi, çok da sertti. Her zaman beni mutfaktan kovar, Jem'in benden büyük olduğunu bildiği halde neden Jem gibi uslu olmadığımı sorar, daha eve dönmeye hazır olmadığım bir saatte beni eve çağırırdı. Aramızda destansı ve tek yanlı bir savaş vardı. Bu savaşı her zaman Kalpurnia kazanırdı. Bunun en temel nedeni de Atekus'un her zaman onun tarafını tutmasıydı. Kalpurnia, Jem'in doğumundan beri bizim yanımızdaydı. Aklım erdi ereli, onun baskıcı varlığını hissediyordum. Annemiz beni 2 yaşındayken ölmüştü. Bu yüzden onun yokluğunu hiç hissetmezdim. Montgomery'liydi. Graham'ların kızıydı. Atticus onunla eyalet yasama meclisine ilk kez seçildiği zaman tanışmıştı. O zamanlar orta yaşlı bir adamdı. Annemse ondan 15 yaş küçüktü. Jem, onların evliliklerinin ilk yılının ürünüydü. 4 yıl sonra da ben doğmuştum. 2 yıl sonra da annemiz ani bir kalp krizinden ölmüştü. Ailesinden bu tür ölümler varmış, öyle diyorlardı. Ben annemi özlemiyordum ama galiba Jem'i özlüyordu. Annemi çok iyi hatırlıyordu. Bazen oyun oynarken birden uzun uzun iç geçirir, bırakıp gider, araba garajının arkasında tek başına oynardı. Böyle zamanlarda en iyisi onu rahatsız etmemekti. Bunu bilirdim. Ben nedense 6 yaşıma, Jem de yaklaşık 10 yaşına geldiğinde yazları özgürlük alanımızın sınırları Kalpurnia'nın sesinin duyulma mesafesine göre çizilmişti. Kuzey yönünde iki ev ötede Bayan Henry Lafayette de Dubuzon, güney yönünde ise Radler'in evine dayanıyordu. Bu sınırları aşma dürtüsüne asla kapılmazdık. Radler'in evinde oturan o bilinmeyen varlığın adını duymak bile günlerce uslu durmamız için yeterdi. Bayan Dubuz ise düpedüz bir felaketti. Dilim bize geldiği yazdı. Sabahın erken saatlerinde arka bahçede Cem ile her günkü gibi oyun oynamaya hazırlanırken bitişik komşumuz Bayan Regben Hewart'un lahana etkili bahçesinden gelen bir ses duyduk. Yavru köpek olabileceğini düşünerek Telçit'in yanına gittik. Bayan Rachel'ın teriyerini göreceğimizi sanıyorduk. Ama yere oturmuş bize bakan birini gördük. Otururken lahanalarla aynı boydaydı. Ona öylece bakıyorduk. Sonunda konuştu. Merhaba. Sana da merhaba, dedi Jem nazikçe. Adım Charles Baker Harris, dedi oğlan. Okuma biliyorum. Biliyorsan ne olmuş, dedim ben. Okuma bildiğimi bilmek isteyebileceğinizi düşündüm. O kadar. Okutmak istediğiniz bir şey varsa okurum. Sen kaç yaşındasın, diye sordu Cem. 4,5 mu? 7 yaşıma basacağım. Ha, o zaman başka, dedi Cem. Baş parmağıyla beni gösterdi. Şu var ya, doğduğu günden beri okuyor. Henüz okula bile başlamadı. Sen hiç 7 yaşına basacak gibi görünmüyorsun. Çok çelimsizsin. Kendim küçüğüm ama yaşım büyük. Ona daha iyi bakabilmek için Jem saçlarını geriye itti. Buraya gelsene Charles Baker Harris, dedi. Vay be, ne biçim at. Seninkinden daha komik değil. Rachel teyzemin senin adının Jeremy Atticus Finch olduğunu söylüyor. Jem suratını astı. Ama ben büyüğüm. Adım boyumdan büyük değil. Eminim seninki bir karış büyüktür. Herkes bana Dil der, dedi. Dil çitin altından geçmeye çalışıyordu. Altından geçmeye çalışacağına üstünden geçsene dedim ben. Nerelisin? Dil, Mississippi'nin Meridian kentinde
Yazı teyzesi Bayan Rachel'ın yanında geçiriyordu. Bundan sonra yazları Maycomb'a gelecekti. Evet, 15 dakika olmuş. Burada bitirmenin zamanı gelmişti. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kitapta bir şey anımsadım. Ben bu kitaba başlamıştım. Bu kitap bana mektup arkadaşımdan hediyeydi. Ve ben kitapları çok temiz bir şekilde okuyup temiz bir şekilde bırakmaya çalışırım genelde. Geniş bir kütüphanem var ve bu kütüphaneyi bağışlamayı düşündüğüm için bu şekilde bırakırdım kitaplarımı. Ta ki bu seneye kadar diye düşünüyordum. Meğersem 2018'de başlamışım ilk bu kitapla. Kitaplara yazı yazmazdım, karalamazdım. Bu kitapla başlamışım, arkasına not düşmüşüm. Seçtiğimde gördüm ve mutlu oldum. Ben bu sene yaptığımı sanıyordum. Velhasıl kelam, herkese iyi geceler dileyerek kendinize iyi bakın.